22 Kasım günlerden Salı. Yani ekonomi koordinasyon kurulu toplanacaktı. Dün öyle bir açıklama gelmişti ancak son gelen habere göre iptal oldu. 13.30'da gerçekleşecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın başka bir programı dolayısıyla birazdan detayları size aktaracağız. Dün ekonomi koordinasyon kurulunun toplanacağı haberi sonrası dolar TL 3.35'lere kadar gerilemişti. Şu an 3.36 seviyelerinde. Biraz detaylandıracağım ama bizi Aralık ayında aslında bekleyen şey Fed'in toplantısı ve bu hafta içerisinde, daha doğrusu bu ay içerisinde bizim Merkez Bankamızın yapacağı toplantı olacak. Toplantıdan ne çıkar? Birazdan tartışacağız. Erdal Turan yanımızda olacak. Express Yatırım Yatırım Danışmanlığı Grup Müdürü. Tartışacağız. Siz sorularınızı Twitter adresimizden bize yönlendirebilirsiniz. Dolar, TL, Euro, petrol, altın, her türlü soruyu Twitter'dan bize aktarabilirsiniz. Twitter adresimizden ZelihaSRC'den gönderebilirsiniz. @ZelihaSRC'den bize sorularınızı gönderin, cevaplamaya çalışalım. Rakamlarla başlayalım. Borsa İstanbul 75.543 seviyesinden işlemlerine son vermişti dün itibariyle ve dolar 3.36.57 seviyesinden işlemlerine devam ederken Euro 3.60'lara yükselmişti. Biliyorsunuz paritede düşüşler vardı. 1.06'nın altına gelmişti Euro dolar paritesi. Dolayısıyla Euro'da bir yükseliş görmüştük. Şu an 3.57.95 seviyesinde hemen hemen yakınlaştılar. Acaba Euro dolar paritesi 1 olur mu? Konuşacağız. Rakamsal bazda teknik açıdan 1.06'nın altına gelirse 1.04.20 seviyesine kadar gelme olasılığı var. Tekrardan deneyebilir bunu, bu seviyeyi. Onu aktarmış olalım. Bu arada hemen rakamları da sizler de görüyorsunuz. Böyle paylaşalım. Ve 1218 altın, 131.81 gram altın. Bu da önemli. Bunu da takip ediyoruz. Bu arada doların düşmesiyle birlikte gram altında da bir yükseliş oldu. Ve tabii ki diğer taraftan doların dünya piyasalarında da düşüşüyle birlikte altında yükselişler gördük. Bir ara 1200'ün altına gerilemişti. Ve tabii ki petrole bakıyoruz. OPEC toplantısında İran yumuşayabilir haberleri geldi. Irak farklı görüşlerle gelebilir diye haberler vardı. Dolayısıyla 50 dolara tekrar yaklaştık ama bu hareketler yine sözlü yönlendirmelerle gerçekleşiyor. Aslında petrolde elille tutulur herhangi bir karar yok. Her zaman olduğu gibi sözlü yönlendirme ve algı yönetimi yoluyla petrol fiyatları 45-50 dolar arasında hareketlerine devam edecek. Ve tabii hemen Asya piyasalarına, Avrupa piyasalarına ve Amerika piyasalarına bakacağız. Dow Jones Endeksi %0.4 feature'lar başladı. Artıdayız. Bugün biraz daha artıda hareketler görebiliriz. Dünya genelinde Trump'ın ekonomi programlarıyla ilgili olarak tartışmalar devam ediyor. Kabinesini oluşturmaya çalışıyor. Enteresan isimler var kabinede. Ve hemen Avrupa piyasalarına da bakalım. DAX Future %0.33 artıda açılış gerçekleştirdi. Ve Nikkei Endeksi de %0.29 seviyesinde. Verilere bakacağız. Bugün saat 10'da Türkiye'nin tüketici güveni endeksi var. Yine Kanada perakende satışlar verisini bekliyor olacağız. Euro bölgesi tüketici güveni gelecek saat 18'de. Yine saat 18'de Amerika'da ikinci el konut satışları verisini bekliyor olacağız. Haberlerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken evlilik düzenlemesine yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan hükümetin önerilerini dikkate alarak geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinden büyük fayda görüyorum dedi. Dün Başbakan Binali Yıldırım geri dönüş yok demişti. Muhalefet partileri de bu kanunla ilgili olarak geri çekilmesini talep etmişti. Bugün mecliste görüşülecek. Bugünün gündemi iki tane önemli. Bir erken evlilik düzenlemesi, ikincisi de ekonomik koordinasyon kurulunun iptali. Bugün olsaydı oradan detay alacaktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail televizyon kanallarından Kanal 2'de yayınlanan UVDA programına bir röportaj verdi. İsrail'le biliyorsunuz uzun zamandır böyle bir diyaloğu yok. Çok uzun zamandır bir röportaj verilmemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. İsrail'le normalleşme sürecine değindi Erdoğan ve normalleşme sürecine ciddi manada yaklaşıldığını zannediyorum dedi. Bir süredir One Minute'den sonra ve Marmara'dan sonra biliyorsunuz problemli bir ülke miydi Türkiye ile İsrail. Şimdi olağanüstü hal kapsamı devam ediyor biliyorsunuz. Olağanüstü hal kapsamında iki yeni kanun hükmünde kararname yine resmi gazetede yayınlandı. 677 sayılı KHK kapsamında kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı, emniyet genel müdürlüğü, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında toplam 15.726 kamu çalışan hakkında meslekten ihraç kararı verildi. Ve Kıbrıs önemli bir gündem maddesi yine. Bu sene sona kadar konuşacağız. Belki 2017'de de çok tartışacağız. Kıbrıslı liderler arasında İsviçre'de bir görüşme yapıldı. Rum tarafının aşırı talepleri nedeniyle sonuçsuz kaldı. Rumlar yine aşırı bir talepte bulundular. Böylece 1,5 yıldır sürdürülen Kıbrıs müzakereleri de belirsizliğe sürüklenmiş oldu. Dediğim gibi 2017 senesinde de Kıbrıs konusunu geçtiğimiz yıllardaki gibi konuşmaya devam edeceğiz.
Ve Japonya'da Fukushima şehri yakınlarında 7.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu ara depremleri çok duyuyoruz. Süper aydan dolayı mıdır bilmiyoruz. Bunu bilim adamları cevap versinler ama depremler artmaya başladı dünya genelinde. Tsunami oldu Japonya'da ve dalgaların boyu 1 metreyi de aştı. Ve FED Başkan Yardımcısı Fisher'ın dün bekliyorduk açıklamalarını. Ne dedi? Büyüme yükseldi. Enflasyon %2 yolunda güçleniyor. İstihdamdaki artış sağlam. Ekonomi oldukça iyi performans gösteriyor. Ekonomi FED'in ikiz hedefine yakın ifadelerine yer verilmiş. Yani FED'den bir faiz artırımı gelecektir gibi görünüyor Aralık'ta. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklamaları aslında sözlü müdahaleye giriyor. Avrupa Parlamentosu'na yaptığı bir açıklama var. Avrupa'daki reform sürecinin önemli derecede hızlandırılması gerektiğini belirtti. Yani bu Merkez Bankası başkanları dünyadaki habire yapısal reformlar hızlandırmalı diyor. Bir şeyler yapılmalı diyor. Diyor da diyorlar ama icraata geçen görmüyoruz. Ne Avrupa'da ne Amerika'da herkes olması gerekeni söylüyor. Ama sadece sözde kalıyor. İcraat henüz yok. Birazdan konuşacağız. Az önce başlığı vermiştim sizlere. OAL kapsamında iki yeni kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayınlandı. Neydi bu? 677 sayılı KHK kapsamında kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı, emniyet genel müdürlüğü ile bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarınca toplamda 15.726 çalışan kamu çalışanı hakkında meslekten ihraç kararı çıktı. Detaylarına bakalım. Resmi gazetede yayınlanan 677 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1259, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 391, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 338, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 403, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ise 7586 personel ihraç edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarından 5749 kişi görevden uzaklaştırılırken daha önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edildi. Yeni KHK ile birlikte 550 dernek, 9 basın kuruluşu ve 19 özel sağlık kuruluşu kapatıldı. 678 sayılı KHK'da ise güvenlik korucularının yaş kriterleri, kimlik bildirme kanunu ve askeri yasak bölgelerle ilgili düzenlemelere de yer verildi. Bir başka bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi erken evlilik düzenlemesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili açıklaması var. Erken evlilik düzenlemesine yönelik açıklamalarında Erdoğan hükümetin önerilerini dikkate alarak geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunun çözmesinde büyük fayda görüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste konuyla ilgili kamuoyunda geniş bir tartışma başladığını ifade etti Erdoğan. Tartışmaya konu kanun tasarısına eklenen bir fıkranın ülkede önemli bir toplumsal sorun olan kanunun izin verdiği yaşın altındaki evlilikler sebebiyle ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi niyetiyle hazırlandığını belirterek görevi sorunlara çözüm üretmek olan siyaset kurumunun bu önemli toplumsal sıkıntının çözümüne yönelik arayış içinde olmasından daha tabii bir durum yoktur dedi. Cumhurbaşkanı kanun tasarısının kamuoyunda çok farklı tepkilere neden olmasının konunun yeniden ele alınmasını gerektirdiğini ifade ederek hükümetin toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerilere dikkate alarak geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum dedi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail televizyonu olan Kanal 2'de yayınlanan Uvda isimli programa katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden İsrail-Türkiye ilişkilerine ve Filistin Savaşı'ndan terörle mücadeleye kadar çok geniş yelpazedeki sorulara yanıt verdi. Şu ana kadar sorduklarınız kolay mıydı?
İsrail kanalında yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın röportajı öncesi 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini anlatan kısa bir belgesele yer verildi. Jetlerin alçak uçuşundan halkın üzerine sürülen tanklara, TRT baskınından Cumhurbaşkanı'nın halka hitabına kadar o gece yaşananlar bir bir anlatıldı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Cumhurbaşkanı'na sorulan ilk soru da 15 Temmuz ve sonrasına dairdi. İsrailli ünlü sunucu İlana Dayan Orbah Erdoğan'a FETÖ soruşturmalarını sordu. Erdoğan yasalar neyi emrediyorsa onu yapıyoruz dedi. Bu hukuk devletinde yasalar neyi emrediyorsa biz bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bundan geri dönüş yok. İsrail'le normalleşme süreci de soruldu Cumhurbaşkanı'na. Şartlar yerine getirildi, süreç işliyor dedi. Şimdi tabii normalleşme sürecini başlatalı bayağı ciddi bir süreç oldu. Tabii o da benim sürekli ileri sürdüğüm 3 maddeydi biliyorsunuz. Normalleşme sürecine ciddi manada yaklaşıldığını zannediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin savaşına dair soruya ise İsrail iki devletli çözüm istemiyor diye yanıtladı. Hamas'ın terör örgütü olmadığını söyledi. Bizim bütün derdimiz o bölge huzura kavuşsun. Ama iki devletli çözüme İsrail yaklaşıyor mu? Yaklaşmıyor. Niye yaklaşmıyor? O toprakların sahibi İsrail değil ki. Hamas bana göre bir terör örgütü değildir. Hamas bir dirilişin ortaya koyduğu siyasi harekettir. Mavi Marmara baskınını da değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ı buradan sıkıştıracağını zannediyorsan yanılıyorsun dedi İsrailli sunucuya. Bizim elimizde o İsrailli subayların uluslararası kara sularında Mavi Marmara'ya yaptığı baskının bütün belgeleri var. Siz bile doğru konuşamıyorsunuz. Doğru konuşun. Hepsi elimizde bizim. Doğru konuşun. Yani gazeteci olmak sizi doğru konuşmaktan alıkoymamalı. Şimdi buradan eğer sen kalkıp da yani Tayyip Erdoğan'ı sıkıştıracağını zannediyorsan beni sıkıştıramazsın. Niye? Çünkü benim bütün belgeler elimdedir. Neyi savunuyorsunuz artık? Orbah Türkiye'de basın özgürlüğünü sordu Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı gazetecilik yapan kimse tutuklanmadı dedi. Bakın bu ülkede gazetecilik yaptığı için kimse tutuklanmamıştır. Bu ülke bir hukuk devletidir. Soruyorum. Gazeteci dedikleriniz sınırsız özgürlüğe sahip midir? Dünyanın hiçbir yerinde medya mensupları la yüzel değildir. Hepsinin hesap verme mecburiyeti vardır. Bu hesabı da verirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'nın iki yüzlülüğünü de gündeme getirdi. DAEŞ ve PYD'nin elinde Batı'nın silahları var dedi. Şu anda DAEŞ'e karşı mücadeleyi veren biziz. Amerika'nın zaman zaman koalisyon güçlerine hava desteği verdiği vardır. Ama ne yazık ki DAEŞ'in elinde ne yazık ki biz Batı'nın silahlarını görüyoruz. Tabii ki bunlar bunu kalkıp bağırarak biz DAEŞ'e destek veriyoruz demiyorlar. Ama bakıyoruz uçaklarla silahlar iniyor. Bu silahların yarısı PYD'ye, YPG'ye gidiyor. Yarısı da DAEŞ'e gidiyor. ABD'de Trump'ın seçilmesine şaşırmadığını da söyledi Erdoğan. Trump karşıtı eylemleri demokrasiye saygısızlık olarak nitelendirdi. Şu anda Sayın Trump'la Amerika'da yeni bir süreç başlayacak. Bence Avrupa'nın değişik yerlerinde, Amerika'nın değişik eyaletlerinde Trump'a karşı yapılanların hepsi demokrasiye bir saygısızlıktır. Politikada en çok nefret ettiği şeyi ise tek bir kelimeyle açıkladı. What is it that you don't like in politics? Yalana. Okay? Ve Başbakan Binali Yıldırım bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Bilişim Zirvesi 2016'ya katılacak. Dolayısıyla programı nedeniyle bugün 13.30'da düzenlenmesi beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu iptal edildi. Biraz önce aktardım. Bu haberle birlikte dolar gerilemişti. Bakalım şimdi ne olacak?
Askeri ücretin artması sonrası başlayan işveren maliyet yükünü devletin paylaşması uygulaması yeni yılda da devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu devletin yardıma devam edeceğini açıkladı. İzleyelim. Devlet işverenle asgari ücret maliyetini paylaşmaya devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 2017 yılında da uygulama sürecek dedi. Verdiğimiz sözlerden birisi olan 2016 yılı için asgari ücretin net 1300 TL'ye yükseltilmesi işverenimizin üzerinde oluşturduğu yük azaltılarak hayata geçirilmiştir. Asgari ücret artışı nedeniyle işverenlerimize yansıyan ek maliyetin %57'si hazine tarafından karşılanmaktadır. Asgari ücret artışının işverene getirdiği ek maliyetin bir kısmının hazinece karşılanması 2017 yılında da devam edecektir. Bakan Müezzinoğlu SGK alacaklarına ilişkin yapılandırma rakamlarını da paylaştı. İşverenlerimizin, esnafımızın ve çiftçimizin Haziran 2016 öncesi sigorta primlerinin gecikme zamları ve cezaları silinerek enflasyon oranında yeniden yapılandırılması imkanı sağlanmıştır. 25 Kasım 2016 tarihine kadar başvuruların alınacağı yapılandırma sürecinde bugüne kadar 26 milyar TL'lik SGK alacağı yapılandırılmıştır. 2016 yıl sonu SGK açığının 20 milyar 14 milyon 2017 yıl sonunda ise 21 milyar lira olması beklediklerini belirten Bakan Müezzinoğlu'ndan erken emeklilik bekleyenlere ise müjde çıkmadı. Emeklilikte yaşa takılanlar hususuna bu hassasiyetle yaklaşmaktayız. Emeklilikte yaşa takıldığından bahsedilen kesimin erken emekli edilmesinin sisteme getireceği ek maliyetin yaklaşık 400 milyar TL olduğu ve bu maliyetin son tahlilde sonraki nesillerin sırtına yükleyeceği yükü unutmamamız gerekmektedir. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şangay Birliği Örgütü'ne üyelikle ilgili gündeme getirdiği bir konu vardı. Avrupa Birliği mi Şangay mı diye soruluyor ama ikisi de olabilir. Neden olmasın? Daha önce Şangay Beşlisi NATO ile eş tutuluyordu ama biraz daha iş ticari anlaşmalara doğru döndü. Şu an dünyada bu kadar ticaret azalmışken ve bölgeler korumacılığa dönmüşken hem doğuya hem batıya neden satmayalım malımızı? Rusya ve Çin'den de bu konuyla ilgili olumlu tepkiler var. Ben geçenlerde Rusya seyahatinde Putin'e şöyle bir latife yaptım. Yemekteydik. Dedim ki bak zaman zaman bana takılıyorsun. Diyorsun ki gelsin Avrupa Birliği'nde ne işiniz var? O zaman ben de şimdi size takılıyorum dedim. Hadi gelin bizi Şangay'a dahil edin. Biz de Avrupa Birliği'ni gözden geçirelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2012'de başbakan olduğu dönemde 24'de böyle konuşmuştu. O günden beri de Şangay İşbirliği Örgütü'nü gündeminde tutuyor. Son olarak Özbekistan dönüşünde bahsetti. Erdoğan'ın açıklamasına Şangay İşbirliği Örgütü'nün iki patronundan olumlu tepki geldi. Rusya ve Çin'den. Moskova'da ilk açıklama yapan Alexei Pushkov'du. Rusya parlamentosunun üst kanadı, Federasyon Konseyi'nin savunma komitesi üyesi. Twitter'dan yazdı Pushkov. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği Erdoğan için mantıklı bir adım olurdu. Örgüt AB'den farklı, onun yerine geçemez. Fakat AB'den farklı olarak üyeleri tamamen egemen ifadesini kullandı. Pushkov'u Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü izledi. Geng Shuang, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ile işbirliğini derinleştirme arzusuna büyük önem veriyoruz dedi. Şangay İşbirliği Örgütü 1996'da Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan tarafından kuruldu. Şangay Beşlisi adı da buradan geliyor. 2011'de Özbekistan üye oldu. Şangay İşbirliği Örgütü başka bölge ülkelerinin de ilgisini çekti. Hindistan ve Pakistan imzaları attı, tam üyelik süreci devam ediyor. Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan gözlemci ülke statüsünde. 2012'de başvurusu kabul edilen Türkiye ile Sri Lanka, Nepal, Kamboçya, Azerbaycan ve Ermenistan diyalog ortağı ülkeler olarak masada. Müzik
Ve gazetelerle devam edeceğiz. Gazetelerin ekonomi sayfalarıyla. Bir konu var biliyorsunuz önemli. Yapılandırma, yeniden yapılandırma. Aslında çoğu kişi yeniden yapılandırmayı gerçekleştirdi. 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı, süre vardı. 3 gün kaldı. Akşam gazetesi buna da yer vermiş. Maliye Bakanı Naci Ağbal yapılandırmada başvuru için 4 gün kaldı uyarısında bulundu. Yani bugünle beraber 3 gün diyelim. İlk taksit veya peşin ödemelerse 30 Kasım'a kadar yapılması gerektiği belirtilmiş. 25 Kasım son tarihte. Yapılandırmalarınıza dikkat edelim. Çünkü böyle bir fırsat çok geçmez ele. O yüzden eğer borcunuz varsa yapılandırın. Ama kredi kartı yapılandırması konusunda bir şey diyemeyeceğim. Çünkü kredi kartını yapılandırdıktan sonra tekrardan kredi kartı harcaması yapıyorsunuz. Hem kredi borcunuz oluyor hem kredi kartı borcunuz oluyor. Ona dikkat edelim. Güneş gazetesi patlıcan, biber, nar, kabak ve marula Rusya kapısı açılıyor. Açıldı, özür dilerim. Yasak kalkıyor. 5 ürün daha ithalat yasağını çok kısa sürede kalkacağını söyledi. Ve diğer gazeteye de bakacağız. Biraz önce bahsetmiştim sizlere Şangay Beşlisi. Önemli bir konu. Şimdi Türkiye'nin katılımı örgütü güçlendirir. Habertürk'ün haberi. Çin ve Rusya'dan destek var. Az önce zaten haberde de gördük bunu. Önemli. Ve futbola 3 milyar dolarlık rekor diye bir haberimiz var Milliyet'te. Süper Lig ve TFF 1. Lig 5 yıllık yayın ihalesine yıllık 500 milyon dolar teklif veren Digiturk tüm zamanların rekoruna imza attı. KDV dahi yıllık rakam 600 milyon doları, 5 yıllık tutarsa 3 milyar doları buluyor denilmiş. Önemli. Ve Sabah gazetesinin haberi vardı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor diye ama toplanmıyor. Bu haberi geçelim. Star gazetesine bakalım. Star'ın ekonomi sayfası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Şangay Beşlisi çevresinde niye olması mesajına Rusya'dan sonra Çin'den de olumlu yanıt var. Hukuki yapıyı çalışalım. Bu ekonomi sayfası değil, manşette daha doğrusu, onu aktaralım. Ve Vatan. Bir toplantı daha demiş ama bu toplantı iptal edildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı dolayısıyla. Yeni Şafak'a geçelim. %99,5 SGK altında. Neymiş bu haber? Detaylandıralım size. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, er ve erbaşların genel sağlık sigortası kapsamının alınmasıyla birlikte nüfusun %99,5'inin sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğunu dile getirdi. Müezzinoğlu, işverenin askeri ücret desteğinin 2017'de de süreceğini söyledi. Gazetelerimiz böyle. Biz hemen Erdoğan Turan'ı alalım yayına. Express Yatırım Danışmanlığı Grup Müdürü. Erdoğan hoş geldin, günaydın. Günaydın. Konu yine yoğun, nereden evet. Başlasak bilemedim. Nerede şimdi istersen. Aslında EKG'den başlayalım isterseniz. Tamam. Bugün, şimdi bu hafta Merkez Bankası toplantısı var. Evet. Merkez ne yapar diye sorulduğunda kimisi 25 bas puan bir faiz artırımı bekliyor, kimisi müdahale eder mi diye bekliyor ama sizce ne çıkar orada? Bugünkü toplantının iptal edilmesiyle birlikte acaba atılacak adımı Merkez Bankası'nın toplantısına mı bıraktılar gibi bir soruyla karşıyayız gibi geliyor bana. Ve 25 bas puanlık faiz artırım bekleniyor politika faizinde. Bekleniyor derken olabilir. Ben beklemiyorum. Eğer kurun bulunduğu seviyeden Merkez Bankası çok rahatsız değilse, yani buraları bir zirve, stabilitenin durgunluğu ya da yatay bir hareketin olabileceği seviyeler olarak düşünüyorsa Merkez Bankası bir şey yapmayabilir. Peki sence nedir? Yani şöyle, şimdi şöyle düşünelim. Grafiğe baktık dün. Baktığımızda işte 2.39 seviyemiz var ünlü. Evet. 550 bas puan arttırımın geldi ve geç kalmış bir arttırımdı biliyorsun. Evet. Müdahale geldi, 5 milyar dolar satıldı. Ne oldu? 2.39'dan biraz düştü. Sonra ne oldu? Birkaç ay içerisinde, 10 ay içerisinde 2.70'i gördük. Evet. Şimdi tarih tekerrüden ibarettir. Sonuçta evet 3.30'larda, 3.35'lerde yine bir faiz arttırımı gelirse ya da gelmedi beklenirse 3.70, 3.50 olmayacağını kim garanti eder? Çünkü bizimle bağlantılı değil. Ne evet. dersin? Yani bir ekonomist olarak sorarım. Hakikaten dolar bizimle ilgili değil işte. Trump'ın söyledikleri, Euro-Dolar paritesindeki gelişmeler etkiliyor. Bizim ne kadar bir müdahale edilebilir alanımız var ki sence? Bir soru da ben ilave edeyim. Merkez Bankası diyelim ki faizi arttırdı 25 bas puan. Ya da 50 bas puan kuru tutabilir mi? Çünkü şöyle bir şey var, bunun farkında olmak lazım. Kurun bu seviyelerde olmasının sebebi bizim Merkez Bankamızın uyguladığı politikalar değil. Elbette içeride yaşadığımız siyasi, politik, jeopolitik riskler diyelim, her neyse. Ne fiyatlanmışsa artık bunların etkisi var ama asıl etkini biz yurt dışından alıyoruz. Yani dolar bütün dünyada değer kazanan bir para birimi. Burada da tabii biz gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde kendimizle kıyaslarken evet kötü noktada olabiliyoruz. İçeride yaşadıklarımızla da ilintili ama burada Merkez Bankası kullanacağı faiz silahıyla birlikte kuru bu seviyelerde
tuttu diyelim, ne kadar tutabilir? Evet. O yüzden faiz arttırmak bana göre çok fazla etkisini hissettirmeyecek. Ama şu önemli. Ya da yatırımcılar, ya Türk halkı diyelim, ya da yabancı yatırımcılar şunu duymak istiyorlar. Merkez Bankası gerekli görürse bu hamleyi yapmaktan geri durmayacak bir tavır sergileyebilir. Belki bunu görmek istiyor olabilir yatırımcılar. Faiz indirmek çok büyük bir çözüm olmaz bu seviyede. Çünkü hadi bugün faizi arttırdık ve kuru bir seviyede işte 3.50'nin altında tutuyoruz, tutmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki ay 13-14 Aralık'ta Fed'in toplantısı var. Evet. Bu toplantıda faizi arttıracağı da artık neredeyse %100 oldu. Hı hı. Bu silahı bugün mü kullanmalıyız, gelecek dönem için mi kullanmalıyız? Seninle de bu programlarda çok sık konuşuyorduk. Merkez Bankası fırsat buldukça faizleri indirmeli. Çünkü evet, bir gün bu faizleri arttırma ihtiyacı gereği yaşayacağız. Bunun bizimle alakası yok. Bütün dünyada yaşanacak bir hikayedir bu. Hep onu konuşuyoruz. Bunun hazırlıklı olmalıydı. Evet. Hazırlıklı değiliz yani gördüğüm kadarıyla da. Dünya hazırlıklı mıydı? Değil yani. Bu kararların bir maliyeti var, bir bedeli var. Yani bugün Merkez Bankası kura mı müdahale etsin, enflasyonla mı mücadele etsin, faizle mi uğraşsın, hangisini öne almalı? Sanki enflasyonu biraz geri itti gibi gözüküyor şu an. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi biliyorsun şey dedi, yapısal reformlar hızlandırılmalı ama bunu herhalde 15.500 ya da asırlardır falan söylüyorlar. Değil mi? Şimdi 2008'de evet, biz krize girdik evet dünya. Önce finansal kriz dedik, sonra küresel kriz dedik, sonra güven krizi dedik, sonra bilinç krizi dedik. Bitmiyor krizlerimiz. Bitmedi. Evet. Bitmedi, devam ediyor. Hatta savaşlar çıkıyor. Hatta Trump seçildi. Hatta yine Yunanistan'da Tsipras geldi. Şimdi Le Pen var mesela, Fransa. Olur, olabilir. Yani böyle aşırılara giden bir dünya. Evet. Ve hala 2008'den günümüze bütün merkez bankaları başkanları, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, yapısal reformlar hızlandırılmalı diyor. Evet. Biz mi tutuyoruz onları acaba? Yok, biz tutmuyoruz. Biz mi yapıyoruz? Yapılabilir. Maliye ile beraber el ele çalışırlarsa belki daha önce bu çözüme kavuşabilirlerdi. Bunu biraz biz erken söylüyoruz. Genelde analiz sentezi her şeyi biz erkenden söylüyoruz. İnsanlar birkaç ay sonra uyanıyor ama yine söylüyorum, biz mi tuttuk? Burada merkez bankacılığı son 6 yılın dünyada yapılabilecek en zor mesleğiydi. Bu arada sözünü kesiyorum ama Başbakan Binay Yıldırım Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan bilişim zirvesine katılmak için İstanbul'a geldi ve açıklamalarda bulundu. Evlilik düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı ve Türkiye ekonomisiyle ilgili biz devam edelim Erdoğan Turan'la. Tamam. Evet, tam diyorduk ki yapısal reformlar, biz mi tutuyoruz bu evet, merkez bankalarını? Çünkü genel itibariyle görüntü şu ki bütün dünyada dolar yükseliyor ve bu da bizi tabii ki doğal olarak rahatsız ediyor ekonomileri. Yapısal reformlar dediğimiz yerde işte kamunun devreye girip ya da siyasi otoritenin devreye girip elini taşın altına koyup hatta bunun siyasi bedelini ödemeye de razı gelip bir şeyler yapması anlamına geliyor. Bunu Trump vaat etti ve Amerikan halkı teveccüh gösterdi. Onun vaat ettiği aslında işsizliğin bir noktada azaltılması, altyapı yatırımlarıyla birlikte işte ekonominin canlanması, sonuçta enflasyonun artması gibi. Aslında bu tip politikalar merkez bankalarının işini de kolaylaştırıyor. Fakat bu siyasi iradeyi bugüne kadar dünyanın herhangi bir yerine net bir şekilde göremedik. Hep top merkez bankalarına atıldı. Çünkü kolaydı. Hızlıca parasal tedbirlerle oynayarak sistemi canlandırmaya çalışma tedbirlerini alabilirdiniz. Ama oldu işlemiyor mu? Olmadı. Olmadı. Orta uzun vadede başka bir şeyle sonuçlanabilir mi? Eğer bu şekilde devam edecekse, ki bana göre mümkün değil, devam edemez. Yani merkez bankalarının hali hazırdaki politikalarla dünyanın bir yere gitmesi mümkün değil. El ele vermek gerekiyor. Para politikalarıyla maliye politikaların el ele vermesi gerekiyor. Bunu dünyanın önemli bir merkezinde ABD'de görüyoruz. Başka bölgelerde görmezsek, mesela Euro bölgesinde görmezsek, bunun artık ekonomik sonuçlarını değil siyasi sonuçlarını görürüz. Bahsettiğim gibi aşırılığa doğru kayan seçmen profili, ayrılıkçıların sesinin yükselmesi, sonuçta ekonomik rahatsızlıklar sosyal rahatsızlıklara da sebep oluyor. Bunun sonuçları da çok sevimli değil. Ama bu iradeyi Avrupa'nın içerisinde görmek mümkün olabilecek mi? Biz para politikasında bile iradenin çok geç ortaya konduğunu gördük. Mali politikaların devreye girmesi, o Draghi'nin dediği gibi yapısal reformların yapılması, bana göre yani gerçekleşecekse en geç herhalde bu kıta Avrupa'sında gerçekleşecek. Hep geriden geliyorlar zaten. Kolay değil. 18-22 tane ülkenin oturup bir karar alması, birinin çıkarının öbürünün çıkarıyla çelişmesi. Hepsinin merkez bankaları farklı, başkan Draghi vesaire, ama para birimleri birken, hukukları bir değil, maliye politikaları bir değil. Nasıl sağlanabilir ki? Birlikteler tam ama birlik değiller. Evet. Evet, birlikteler ama birlik değiller. O yüzden bu birliğin dağılması da çok ciddi sonuçlar doğurur mu diye sorulduğunda bilemiyoruz. Onu
tarih bize gösterecek. Bizim nesil çok şanslı bir nesil. 2025 yılı senin söylediğin gibi ilk 25 yıl ne yaşayacaksak yaşıp yüzyılın şekillenmesini bekleyeceğiz. Evet. Bekliyoruz efendim. Bize denk geldi. Şimdi FED peki Aralık ayında artırımı yapacak belli. Evet. Aksi bir şey çıkmazsa. Bu sabah itibariyle beklenti %100 olmuş. Artık faiz arttırmazsa evet, sıkıntı problem. Olacak. Fitch'in yani. Açıklamalarından dolayı mı diyorsun bunu? Evet, evet, evet. O zaman faiz artırımından sonra 14-15 Aralık'tan sonra ben dolarda düşüş bekliyorum, sen ne bekliyorsun? Sonuçta bir beklentinin gerçekleşiyor olması bu stresin piyasalar üzerinden bir şekilde atılması demek. İşte bir yıldır bekliyoruz FED faizi artıracak. 4 faiz artırımıyla girdik seneye, bir faiz artırımla bitiriyoruz. Öyle gözüküyor sürpriz olmazsa. Sonuçta bir strestir bu. Ama stresin faiz artırım kararı gelmesiyle birlikte tamamen atılması mümkün değil. Bu sefer ama Ocak sakinler ayında, mi acaba? Tabii yani şu olmaz belki, şunu söyleyeyim. Yani bir yıkım bekliyorsanız beklemeyin. Hani bir yıkım olmayacak. Belki daha değerlerini toparlama imkanı da bulabiliriz. Çünkü eğer Trump koltuğa oturduktan sonra ABD ekonomisini canlandıracak tedbirleri alırsa ki bir teoriye göre alacağı tedbirlerin Amerikan ekonomisini canlandırmasının da vakit alması bekleniyor. Sonuçta bu iyi bir şeydir. Şimdi dolar ne olur diye sormuş Bekir Saraç, bilmiyoruz. Zeynep Topak Balcı da yine dolar alınır mı diyor, onu da bilmiyoruz. Buradan da söylemek çok zor. Altın için orta vade ne öngörülüyor sormuş. Evet. Bir başka izleyici Drinkwater ise dolardaki hareket euro doları ortak bir noktaya getirebilir mi? Şimdi dolar ne olur sorusunun cevabını biliyor musun? Orada çok net bir şey aslında. Yaklaşık 3 yıldır dolarda yeni bir şey yok, yükseliyor, yükselmeye de devam ediyor. Şu an bu trendi, bu gücü ya da bu hareketi tersine çevirecek bir gündem maddemiz var mı? Yok. Tam tersi, bir miktar daha iteleyecek gündem maddeleri var önümüzdeki takvimde, önümüzdeki aylarda. Bu durumda çok sert ve kalıcı düşüşler beklemek dolar için dünyanın herhangi bir para birimine karşı giderek güçleşiyor. Peki teknik açıdan bir 3.10-3.20 sonrası bir 2.80-2.90 bandı gösteriyor. Teknik olarak söylüyorum. Evet, grafiklerde mi? 3.10-3.20 bandı zor bir band değil. Yani şu an 3.30'larda, evet. 3.35'lerde, özür dilerim. Gelme olasılığı öngörülebilir mi sizce? Tabii. Yani grafiklere bakıyorsanız işte 3.35'lerin altına iniyorsa bir 3.20'lere kadar gerileme ihtimali olacak. Hı hı. Ama bugünleri dolar TL'nin 1.90'lardan bu yana başladığı hareketlerde hep gördük. İşte 1.90'lardan 2.20'lere gitti, 2'ye geriledik, 2.50'yi gördük, 2.30'a geriledik. Bu gelgitler hep yukarı doğru hareketler içerisinde gelgitlerdi. Buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Yine geri çekilmeli olabilir. Ama bu artık dolar TL'de ya da doların bütün dünyada değerli olması hikayesinin sonu gelmiştir dedirtmemeli bize, dedirtemiyor. Peki Amerika bu kadar yüksek, dünya üzerindeki bu kadar yüksek para biriminden çok zarar görmez mi? Sıkıntıdır elbette. Yani eğer siz para birimizin değerini kendi politikanızda veya dünyanın genel konjonktürü içerisinde değerli bir noktaya taşımak zorunda kalıyorsanız bunun bedelini ihracatta sıkıntı çekerek peki burada Trump'ın iç talebe dayalı büyüme modeli gibi düşündüğü korumacılık dolayısıyla evet. ihracat çok düşünmediği bir dünyada öyle anlıyoruz. O doların yukarı yönlü hareketleri Trump'a göre çok tehlike arz etmiyor mu acaba diye düşünüyoruz. Çok tabii bilinmeyen şeyler bunlar. Afaki konuşuyoruz sadece ama sadece tahmin edebiliyoruz. Evet. Neyi önceliyor siyasi liderler? Trump'ın önceliği içeride istihdamı arttırmak, üretimi içeriye almak, Amerikan ekonomisini kendi içinde canlandırmaksa her alınan ekonomik kararının bir yan etkisi var. Bu yan etki ihracat tarafında bir miktar sıkıntı olabilir. Bunu kabul edebilir mi? Bunu sindirebilir mi? Sindirebilir. Dünya için özellikle Avrupa-ABD ilişkileri de bozulmaya yüz tutuyor biliyorsun Trump'ın söylemleri. Avrupa'nın da işi kolay değil. Biz de zaten AB ve Şangay Beşlisi diyoruz ama evet. Şangay Beşlisi de ekonomik işbirliğine dönmüş durumda. 2015'te Putin'in açıklamaları sonrasında yapılan toplantıda. Dolayısıyla orası NATO'nun dışına çıkmış gibi gözüküyor. Her topluluk, her ülke farklı çözümler üretmeye çalışıyor. Türkiye'de bunlardan biri. Ne dersin? Son cümleni alalım. Sonra tekrar Şangay Beşlisi zaten yayınlar boyu konuşacağız. Evet, konuşacağız. Önemli bir dönüm noktasında diyoruz hep bir dünya. Herkes kendi bölgesinde bir küresel güç olma, bir birlik olma amacıyla ilerliyor. Bunu doğuda Çin merkeziyle, Rusya merkeziyle görüyoruz. Batıda Avrupa Birliği, Amerika ya da işte değişik ticari birlikler olarak. Çünkü birlik olamıyorsanız ya da bir birliğin içerisinde değilseniz her anlamda yalnızlaşıyorsunuz. Siyaseten veya ekonomik olarak. Doğu'nun gücüyle
şu anki ekonomik gücüyle Batı'nın gücünü kıyaslamak şu an mümkün değil. Yani Şangay Beşlisi eşittir Avrupa Birliği demek mümkün değil. Ama gelecek potansiyele bakıyorsanız potansiyel her anlamda doğuda. Üretmek için de, tüketmek için de, satmak için de, büyümek için de her şey doğuda. Çünkü Batı doymuş artık. Batı'ya neyi satabilirsiniz? Nüfusuna bakın, üretim, tüketim alışkanlıklarına bakın, tıkanma noktasında. Bu tıkanmayı biz ekonomik tıkanma olarak konuşuyoruz ama içine sosyolojik tıkanmaları da koyabilirsiniz. Evet. Güneş doğudan doğuyor ya, geleceğin fırsatları da doğuda. O taraflardaki birlikteliklere biraz daha yaklaşmakta fayda var. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu arada Serdar Sezer isimli izleyicimiz sorulan sorulara bilmiyoruz diye cevap mı olur deyip gülücük atmış. Şimdi şöyle Erdoğan Turan da bilir. Erdoğan Turan sizi böyle alalım. Dolar, borsa vesaire. Bunun cevabı net değil. Bilmiyoruzdan kasıt tabii ki şu. Kimse bilemez. Zaten bilseler biliyorsunuz başka adalarda şu an tatil yapıyor olurlardı. Bunun cevabı net değil. Ne diyoruz? Teknik olarak bakmak lazım, tahmin yapmak lazım. Doların yönü yukarı gibi gözüküyor, aşağıda gelebilir. Bunun şu an tahmini mümkün değil. Emin olabilirsiniz. O yüzden yanılmamak adına bu cevapları veriyoruz. Katılıyor musun? Bizim işimiz yatırım tavsiyesinde bulunmak değil. Sadece olasılıkları masanın üzerine bırakmak. Kim hangi olasılığı daha yakın buluyorsa kendine onu değerlendirebilir. Evet, çok teşekkür ediyorum Erdoğan Turan'a aktardıkları için. Borsa İstanbul birazdan açılışını yapacak. Biz saat 12.35'te kahve molasında tekrar karşınızdayız. Sorular için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dilerim.